Dostlar, insanlığa yön gösteren Allahu Teala'nın elçileri olan peygamberlerin yaşadığı bölgeler, yaşadığı dönemler ve zamanlar hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam. Yaşadığı bölge Mekke, seçilmiş mekan. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın da neşet ettiği yer yine aynı. Dönemi çekirdek aile, ilk insan olması hasebiyle. Zaman milattan önce yaklaşık 10 bin Hazreti İdris Aleyhisselam, terzilerin piri olarak da bilinen Hazreti İdris Aleyhisselam Mısır'da yaşamıştır. Dönemi zamanında kabilesine gönderilmiş ve putperestlik hakim durumdaydı. Milattan önce 5000'li 8000'li yıllar arasında yaşadı. Hazreti Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci babası olarak bilinir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra. Zira Nuh tufanı olarak bilinen afatta bütün insanlık neredeyse helak olmuş, gemidekiler kurtulmuştu. Aşağı Mezopotamya'da yaşayan Hazreti Nuh Aleyhisselam ve kavmi putperestlik illetiyle Perestlik illetine kapılan kavmine gönderilmiş ve milattan önce 4000'li 5000'li yıllar arasında yaşamıştır. Hazreti Hud ve Hazreti Salih Aleyhisselam da milattan önce 3000'li 4000'li yıllar arasında yaşamış olup Hazreti Hud Yemen Hadramut'ta, Hazreti Salih Aleyhisselam ise Hicaz Şam arası Hicr mevkinde yaşamıştır. Hazreti Hud Aleyhisselam zamanında putperestlik, yine Hazreti Salih Aleyhisselam zamanında yine putperestlik çok yaygındı. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim Semud kavmidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya, Harran, Kenan ve Mısır aralarında bulunan bölgede neşet etmiş, eski Mısır ve Babil Krallığı döneminde yaşamıştır. Gerek Hazreti İbrahim, gerek oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak, gerek Hazreti Zülkarneyn ve yine Hazreti Lut, milattan önce 1700 ile 2000'li yıllar arasında neşet etmişlerdir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam üç büyük dinin ortak atası olarak bilinir. Semavi dinlerin ortak atası olarak bilinir. Hazreti İsmail Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Hacer validemizden doğan evladı ve yine peygamberlerdendir. Arabistan civarında dünyaya gelmiş ve Cürhümler zamanında yaşamıştır. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge ve dönemi hakkında tam bilgi sahibi değiliz. Hazreti İshak Aleyhisselam da yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir diğer oğlu olup Hazreti Sare validemizden dünyaya gelmiş, Kenan'da Filistin Suriye taraflarında neşet etmiş ve Amurlar döneminde yaşamıştır. Hazreti Lut Aleyhisselam Sodom ve Gomorre olarak bilinen bölgelerde yaşamış ve kavminde Lutilik olarak bilinen cinsel bir sapkınlık söz konusuydu. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın işi çok zordu. Fakat peygamberlerin hangisinin işi kolaydı ki? Hazreti
iki peygamber olarak Orta ve Yeni Krallık, Mısır'ın Orta ve Yeni Krallık zamanında yaşamışlardır. Milattan önce 1400 ile 1750'li yıllar arasında yaşamışlardır. Evet. Hazreti Eyüp ve Hazreti Zülkifl Aleyhisselam ise Şam, Ürdün taraflarında ve kendisini Tanrı olarak kabul eden Haşa, Firavun döneminde yaşamışlardır ve dönem olarak da 1750 ile 1400 yıllar arasında milattan önce zamanı tekabül eden bir süredir bu. Evet, Hazreti Lokman Aleyhisselam Eyke, Medyen olarak bilinen yerlerde yaşamış. Milattan önce 1750 yıllarda yine yaşamıştır. Hazreti Şuayb olsun, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Hazreti Harun Aleyhisselam milattan önce 1200-1400 yıllar arasında yaşamıştır. Yine bu peygamber efendilerimiz Eyke, Medyen, Mısır, Kenan, Filistin civarındadırlar. Bunlar Mısır, aşağı Tanrı Firavun diye bilinen döneminde, Yeni Krallık zamanında yaşamışlardır. Hazreti Davud Aleyhisselam ile Hazreti Süleyman Aleyhisselam ise milattan önce 900-1050 yıllar arasında yaşamış olup Kenan, Kudüs, Şam, Irak, Filistin, Suriye aralarında Mısır, Yeni Krallık, Tanrı Firavun olarak bilinen Haşa dönemde neşet etmişlerdir. Hazreti Davud Aleyhisselam demiri istediği gibi hamur gibi eritebilen bir peygamber efendimizdi. Hazreti Musa Aleyhisselam biraz önce geçtik. Elindeki asasıyla denizleri dahi ortadan yarabilen ve Allah-u Teala ile Tur Dağı'nda görüşen bir peygamberimizdir. Ulul Azm peygamberlerdendir. Ve kendisine kitap gönderen peygamber. Hazreti Davud Aleyhisselam yine kendisine peygamber, kendisine kitap indirilen Zebur isimli mukaddes kitap indirilen bir peygamberimizdir. Hazreti Harun Aleyhisselam ise çok güzel, veli bir şekilde konuşabilen bir peygamber. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ise cinlerle ve hayvanlarla anlaşabilen, onlarla konuşan bir peygamber. Hazreti İlyas, Hazreti Elyas'ı Hazreti Yunus Aleyhisselam milattan önce 900 ve 700'lü yıllar arasında Yeni Asur zamanında Kıbrıs'ın hakim olduğu bir dönemde Balyabak, Şam, Kuzey Mezopotamya, Kenan, Filistin illerinde yaşamışlardır. Hazreti Üzeyir Aleyhisselam ise Kudüs, Babil civarında yaşamış. Yeni Babil'de putperestliğin hakim olduğu bir dönemde neşet etmiştir. Milattan önce 500 ile 700 yıllar arasında yaşamıştır. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa Aleyhisselamlar milattan önce 64 milat ve milattan sonra da yaşamıştır Hazreti İsa Aleyhisselam. Ki milat zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğuşuna denir. Yani doğduğu zaman milat olmuştur. Sıfır olarak bilinir. Kenan, Filistin, Suriye taraflarında neşet eden bu peygamber efendilerimiz Roma zamanında dünyaya gelmişler. Putperestlik hakimdi zamanlarında ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a dört büyük kitaptan birisi olan İncil indirilmiştir. Nüzul olmuştur. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam testereyle ağacın içine saklanmasına rağmen Yahudiler tarafından kesilmiş ve yine Hazreti Yahya Aleyhisselam da mübarek başı kesilerek şehit edilmiştir.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germişler. Rabbim kendi katına onu çekmiştir. Göklerde yaşamaya devam etmektedir. Ve son peygamber, en büyük peygamber, bizim peygamberimiz, insanlığın ve cinnin peygamberi, hem insanlar hem cinlere gönderilen peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de dünyaya gelmiş, Medine'de vefat etmiştir. Bütün alemlere peygamber olarak gönderilmiş. Gelmeden önce putperestlik vardı ve İslam medeniyetine bayraktarlık yapan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Rabbim inşallah şefaatine bizleri ve bütün müminleri inşallah kabul eder. İlk vahiy 610 yılında nüzul olmuş ve kıyamete kadar da hükmü geçecektir. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bu büyük peygamberlerin ve 124 bin bir diğer bir rivayet göre 224 bin olduğu söylenen Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin.